Engin Ardıç, biz dedik Çanakkale Boğazı. Ülkemizde CHP İstanbul ve Ankara belediyelerini kazanırsa Tayyip Erdoğan iktidardan düşer sanan avanaklar yaşıyor. Çünkü muhalif basın öyle bir hava yarattı. Bu iktidar Ekim ayına kadar dayanabilir mi diyenler vardı. Ekim geçti, Kasım geldi. Gazeteyi neler olup bittiğini öğrenmek için değil de kendi özlemlerinin paylaşıldığını görüp tatmine ulaşmak için okuyan emekliler buna inandılar. Kaç kere söyledik, yerel seçim genel seçim değildir. Bir sonraki genel seçim için bir gösterge olur ancak ipucu verir. Kimileri de yerel seçim inşallah erken genel seçime yol açar diye bekleşiyorlar. Sanki bu sefer onu kazanacaklar da açmaz. Kimse oyları düşse bile erken seçime gitmez. Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit üçlüsü hariç. Onlar tarih yazmışlardı. Kaldı ki AK Parti'nin oyları anlamlı bir oranda düşmez ama CHP'nin oylarının ciddi olarak düşeceğini tahmin eden de çoktur. Peki erken genel seçime gidilse ne olur? Meclis tablosu biraz değişir o kadar. Bazı kişiler başkanlık sistemini hala anlayabilmiş değiller. Bu ya kalın kafalılıktan ya da hınzırlıktan kaynaklanıyor erken seçim olsa bile bu başkanlık seçimi olmaz. Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2023 akşamı mesai saati bitimine kadar bu ülkenin başkanıdır. Dolar 75 liraya çıksa da başkanıdır. Dolar 75 kuruşa düşse de başkanıdır. Meclis aritmetiğinin değişmesi muhalefete ancak bazı kanunları engelleme imkanı sağlayabilir. Örneğin CHP İş Bankası hisselerinin elinden kaçmasından kurtulur ya da MHP siler süpürür öyle büyük bir sayıyla gelir ki istediği affı çıkarır. Bu rüyaları görenler yataktan küt diye düşünce uyanacaklardır. Yasaman'ın tablosu yürütmeyi mandallamaz. Su bardağından koparılandığı yer bir fırtına, ittifak bitti tartışması. Cumhur ittifakı bitmedi, bitmediğini hem Erdoğan söylüyor hem Bahçeli. Ama bu ittifakın bitmesini canı gönülden isteyenler sevinç çığlıkları attılar. İttifak bitmedi. Yalnızca belediye seçimlerinde uygulanmayacak. Geçici olarak buzdolabına kaldırıldı. MHP de kendi başına kaç ilde ve kaç ilçede kazanabileceğini ya da kazanamayacağını görecek. Erdoğan'la zıt gitmenin kendisine nelere mal olacağını da deneyip anlamış olacak. Bazı ahmaklar koalisyon yıkıldı diye sevindirik oldular. Kendilerine kaç kere koalisyonla ittifakın aynı şey olmadığını anlatmaya çalıştık ama nafile. Hükümette bir tek MHP'li bakan bile yoktur. Kaldı ki olsa bile bu yine bir koalisyon sayılmaz çünkü iktidar yalnızca cumhurbaşkanındadır ve bakanlar ancak işleri tedbire memur yardımcılarıdır. Başkanlık sisteminde koalisyon diye bir şey yoktur ve olamaz ama biz diyoruz bayram haftası onlar diyorlar mangal tahtası. Engin Ardıç Sabah